Lakma Fotoğraf ve Kağıt İşleri Araştırma Merkezi'ndeyiz ve 20. yüzyılın muhtemelen en önemli fotoğraflarından biri olan Alfred Stiglitz tarafından çekilmiş Ara Güverte isimli fotoğrafa bakıyoruz. Sanatçı bu fotoğrafı eşi ve kızıyla yaptığı bir yolculukta Amerika'ya dönüşte değil de Avrupa'ya giderken çekmiş. Birinci mevkide yolculuk yapacak kadar şanslılarmış. Bu fotoğrafsa en uygun fiyatlı koltukların olduğu Ara Güverte'den. Fotoğraftaki insanlar genellikle düşünüldüğü gibi Amerika'ya gelen göçmenler değil. Bazıları Ellis Adası'nda reddedilen, bazıları da çalışma vizesiyle gelen Avrupalılar. Fotoğraf ilk bakışta sanki 20. yüzyılın başında göçmenlerin yaşadıkları tecrübeleri sembolize ediyor gibi. Hatta şal takan figürün şalının bir Yahudi ibadet şalı olduğu ve takan kişinin de Yahudi olduğu düşünülebilir ancak bunların hiçbiri doğru değil kaynağının bir sanatçının zihni olduğunu bildiğimiz geleneksel fotoğrafa kıyasla bir fotoğrafı analiz etmenin pek çok farklı katmanı daha var yani bu fotoğrafta aynı şekilde sanatçının zihninden geliyor ancak sanatçının birinci kuşak Alman Yahudi kökenli bir Amerikalı olarak bu senaryo içerisinde nerede bulunacağı konusunda bir kararsızlık hissi hakim Fotoğrafın alt kısmında farklı farklı insanların bulunduğu bir gözetleme güvertesinin üzerinde ara güverteyi görüyoruz. Stiglitz'in daha sonra yazdığı yazılardan da birinci mevkide yolculuk etme konusundaki duygu karmaşası açıkça anlaşılıyor. Normalde bu şekilde seyahat etmesine olanak tanıyan koşullar altında büyümemiş. Bundan dolayı bir nevi boğuluyormuş gibi bir hali var. Bu yüzden de geminin o kısmını terk edip farklı koşullar içerisindeki farklı insanların peşine düşmüş. Modern dünyayı bir araya gelmiş farklı türden topluluklar, hareket halinde olma ve göç olarak düşünüyoruz. Ancak Stiglitz bu fotoğraf hakkında konuştuğunda fotoğrafın biçimsel yönlerini vurgulama eğilimi gösteriyor. Çoğumuzu buna çeken şey fotoğrafın konusu değil. Şekillerin ve çizgilerin birbirleriyle olan ilişkisi ama aslında pek çok insan bu fotoğrafa bakınca ilk başta konusuyla ilgileniyor sanatçının bu bakış açısı fotoğrafçılığın kurucularından biri olmasından kaynaklanıyor bu fotoğrafı çeken kişi oydu pek çok dergide fotoğrafı görünür kılma konusunda başarılı olmuştu kendi dergisi camera work'te ki bu derginin adını fotoğrafçılık işi olarak çevirebiliriz fotoğrafçılığın güzel sanatlar içerisinde yer alması ilkesini savunuyordu bu dergi oldukça etkileyici bir fotoğraf dergisiydi. Stiglitz'in kendisi, bütün fotoğraflarım kaybolsa ve yalnızca bir fotoğraf ile temsil edilecek olsam bu ara güverte olurdu ve bu benim için oldukça tatmin edici olurdu demiştir. Peki bu fotoğraf böylesine uzun ve önemli bir kariyeri olan biri için neden bu kadar çok şey ifade ediyor? Bu fotoğraf onun piktorialist yani resimsel fotoğrafçılıktan çağdaş fotoğrafçılığa geçişteki dönüm noktası. Resimsellik hem eserlerinin güzel sanat olarak kabul edilmesini isteyip hem de fotoğraflarını resim ve çizime dayandıran fotoğrafçıların kullandıkları bir terim. Bu akıma ait olan fotoğrafçılar köşeleri bulanıklaştırmaya çalışıyorlardı. Muhteşem ek tonlar ekliyorlardı. Ama sonuç olarak karşımızdaki eser fotoğraftan başka her şeye benziyordu. Stiglitz, ilerlemeye ve fotoğraf makinesinin doğasından gelen güzellikleri kucaklamaya hazırdı. Elde tutulan cihaz gibi bir mekanik araca sahip olmaları, fotoğrafçıların uzunca bir süre güzel sanatlar alanına ait sanatçılar olarak görülmemelerine sebep oldu. Modern yaşam ise makinelerle özdeşleşmiş durumda. Yani bundan kaçmak yerine bunu benimsemek en mantıklısı. Doğrudan bir alıntı değil ama Stiglitz de makinenin modern yaşamı belgelemek için kullanılacak bir cihaz olduğunu söylemişti. Evet, Stiglitz özellikle bu hasır şapkanın oval şekliyle ilgilenmiş. Geometrik şeklin tekrar ettiğini görebilirsiniz. Daha sonra diğer geometrik şekillerin de tekrar ettiğini fark edeceksiniz. Bu, göz için oldukça tatmin edici ve aynı zamanda da modern yaşamın karışıklığını temsil ediyor. Her şey daha hızlı hareket ediyor. İnsanlar düzenli olarak bir kıtadan diğerine gidiyorlar ve dünyada güverte denilen bir şey var. Ayrıca hayatın temposu da oldukça farklı. Bu durumda kompozisyonun temposu da değişiyor. Sanatçının bunu gördüğünü hatırlamakta fayda var. Bunun kendi söylemek istediği bir şeyi söyleyen, merak uyandırıcı bir kompozisyon olduğunu fark etmiş, kamerasına dönüp fotoğraf makinesini almış ve geri gelip bu fotoğrafı çekmiş. Kalbi hızla çarparak geri döndüğünde kompozisyondaki bu özel başlangıç noktasının yani üst güvertedeki hasır şapkanın hala yerinde olmasını ummuş. Bu fotoğraf Amerikan fotoğrafçılık tarihinde oldukça önemli. Modern sanatçıların bu fotoğrafa dönüp dönüp bakmaları ve kendi versiyonlarını çekmeleri sürpriz olmasa gerek. Bu ikonik fotoğrafa takılıp kalan fotoğrafçılardan biri de Vic Muniz. Kariyerine mevcut fotoğrafları tekrarlayarak ve onları yeni bir biçimde göstererek başladı. Kir, toz ve altın gibi materyallerle çalışırdı ve hatta çikolata sosuyla ki bu da fotoğrafın koyu ve açık tonlarını temsil etmesine olanak sağladı. Burada sanatçı aslında bir performans yapıyor, bir çalışmayı değişik bir ortama sokup fotoğrafını çekiyor. Muniz burada bir nevi alaylı davranıyor diyebiliriz. Ancak fotoğrafın kendine içkin olan değişkenlik özelliğine dikkat çektiğini de göz ardı edemeyiz. Fotoğraflardaki gerçeklikler her zaman sorgulanabilir.